Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok itiraflı bir yemek yapacağız. Hep itiraftan gidiyoruz. Kuymak. Kuymak mı, muhlama mı? Kuymak mı, muhlama mı? Çok tartışması var. Fakat ben Çaykara'da, Çaykara'nın köyü Hola'da bu yemeği yedim. Bakır tavada oranın peyniriyle, oranın sütüyle, oranın unuyla yapılan kuymağı yedim. Kuymak dediğimiz şey Of ve Çaykara yöresine özgü bir şeydir arkadaşlar. Sizin gördükleriniz, duyduklarınız, yediklerinizin adı muhlamadır. Bunun orijinali Çaykara ve Hola taraflarında yapılır. Özelliği de peynirinin bu şekil olması. Şimdi bu nasıl yapılır? Bu peyniri nereden bulursunuz? Bu peyniri Erzurum peynirci, Trabzon peyniri satan yerlerde bulabilirsiniz. Yalnız içinde tel peyniri olmayacak ve peynir yağlı olacak. Özellikle talep edin. Biz bu peyniri Trabzon'dan getirttik. Yani buralarda bulmam bu kadar kalitesi biraz zor. Eskiden babaannem yapardı rahmetli. Şimdi halam yapıyor. İnşallah bir gün halamla bir video çekeriz nasıl yapıldığını. Peynirin öğrenirsiniz. Şimdi bunda stil birazcık değişik. Tereyağı. Bakın. Ne kadar bol atarsanız o kadar güzel olur. Bu tereyağı erirken peyniri atabiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle bir peynir. Kokusu size kadar geliyor mu bilmiyorum. 2 kaşık atıyorum. Peyniri. Tereyağı erirken bu peyniri de hafiften kavurmuş olacağız. Çok kavurmak değil. Çok kavurmak iyi gelmiyor. Bir yandan da suyumuzu ısıtıyoruz. Şu şekilde katı olanları ayırıyoruz. Bu peynirin özelliği her tarafa dağılması. Yani ekşimeyin bu eskitilmişi diyelim arkadaşlar. Ya da tulum peynirinin bir üst tık daha eskisi. Ama küflü olan değil. O küflü peynir satılıyor ondan değil. Şimdi bakın arkadaşlar bunu böyle kavuruyoruz. Çok değil. Eridiği vakit hemen sıcak suyumuzu. Şimdi bu miktar. Kesinlikle bir miktarı yok bu işin. Sıcak suyumuzu atıyoruz. Soğuk su da olabilir. Ama çabuk olsun. Şimdi buna yaptığımız işlemden sonra yapacağımız iş tuz atmak. Yani peynirde tuzlu. Sizin peynirin tuzuna kadar ona göre atacaksınız. Bakalım birazcık bol yapalım mı? Nasıl olsa yenir. Bu kaynamış vaziyette. Şimdi ununu yapmaya gösteriyorum. Ununu bir kaseye alıyoruz. İşin kolay ve pratik yönü. Birazcık su koyuyoruz. Bu unu dikkat edin tencerede değil. Ayrı bir kasede soğuk suyla yapıyoruz. Tencerede olduğu vakit sizi çok uğraştırır. Eskiden kutal diye bir alet varmış. Karadenizliler bilir. Bizde de vardı gerçi şu anda yok. Unu tencereye atıp da kutalla vururlarmış. Yarım saat sürermiş o. Hiç gerek yok. Bakın çok homojen bir şekilde karıştı. Şimdi bunu böyle atıyoruz. Döktük. Yani bu tamamen göz kararı arkadaşlar. Tamamen göz kararı ve sizin ya kabiliyetinize bağlı birazcık da. Yapa yapa su ve un oranlarını öğreneceksiniz. Hatta şimdi bakacağız. Altını açıp kaynadıktan sonra bir yarım dakika, bir dakika bekle. Yani bir kaynadıktan sonra size sıvı gelen şey katı olabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Çok sıvı gelmiş olabilir. Bu size sonradan az bir şey kaynayınca anında katılaşır. Bakalım.
Ben bunu çok pratik yaptım. Eskiden kutalla gerçekten çok zor oluyormuş. Yani yarım saat böyle vur 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 un açılsın diye. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi altını kısıyoruz. Ve tuzun tadına bakıyoruz. Yani bu önemli arkadaşlar. Çünkü kaynayınca tuz oranı yükselecek. Evet. Gayet güzel. Birazcık daha, hatta su koyup açabiliriz. Şöyle sıcak su, ben de hemen musluktan geliyor arkadaşlar. Soğuk su değil, sıcak suyla birazcık, mesela azıcık katı mı geldi, azıcık su koyun daha, ama daha hemen, yani bu yemek biraz piştikten sonra olmaz. Biraz su koyun, onu böyle açın. Yani bunun kıvamı tam koyu olmayacak. Şimdi göstereceğim size olması gereken kıvamını. Çünkü ilk unu koyduğumuz vakit, kaynama başlayınca gerçekten inanılmaz biçimde koyulaşıyor. Yani koyulaşmaz diyorsunuz ama koyulaşıyor. Mısır ununda bir özelliğidir bu. Bakın şimdi kıvama. Akışkanlığına bakın. Ne çok sulu, ne çok katı. Şimdi bu yarım saat kısık ateş. Önce kısık ateş almadan önce bir kaynatacağız. Bir kaynaması lazım. Baktınız kaynıyor, olmuş. Kısık ateş arkadaşlar. Ne kadar? Aşağı yukarı bir yarım saat. Nereden alırız piştiğini? Üstü böyle kaymak tutar. Ve tereyağları o kaymakların arasından çıkar. Pişince size göstereceğim. Bir yarım saat en az bu böyle pişecek. Kısık ateş, kesinlikle yüksek ateş değil arkadaşlar. Pişince görüşürüz. Evet, yemeğimizi kontrol etmeye geldik. Görüyoruz değil mi? Kaymak tutmaya başlamış olmak üzere. Ama biraz daha tereyağları şu çukurlardan, şu gördüğünüz çukurlardan tereyağları çıkacak. O zaman olmuş demektir. Evet arkadaşlar, kuymağımız oldu. Gördüğünüz gibi kat 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 kaymak yaptı. Tereyağın çıkmasını ben beklemeyeceğim. Çok acıktık çünkü. Bir de tereyağı çok çıktığı vakit gerçekten tadı biraz olgun oluyor. Biraz sert oluyor. Ben birazcık daha yumuşak tat olarak seviyorum. Evet, şimdi sıra kuymağı datma aşamasında. Aslında bunu böyle piştikten sonra bir 10 dakika altını kapatıp beklemek daha güzel. Yani hem yemek açısından güzel, hem de böyle kendine gelir. Fakat çok acıkanlar var sizin için. Şöyle bir yaklaşır mısınız kameraya? Şöyle bir tadım yapalım. Bu nasıl yenir? Bu böyle yenir arkadaşlar. Yalnız çok sıcak. Gayet hoş olmuş. Afiyet olsun arkadaşlar.